CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda siyasetin sıcak gündem başlıklarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çeken bölüm 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgiliydi. CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ve Meral Akşener'in kuracağı partiyle ittifak yapar mısınız sorusuna uzlaşırsak sorun yok yanıtını verdi. Önce temel konularda uzlaşacağız. Temel konularda kimlerle uzlaşıyorsak sorunumuz yok. 19. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılı belirleyemezsiniz. 21. yüzyıldayız artık. Özgürlükçü bir demokrasi istiyoruz. Kılıçdaroğlu, aday olacak mısınız sorusuna bugünlerden geleceğe yönelik kesin şey söylemek mümkün değil karşılığını verdi. Bazı partilerin aday açıklamaya başladığını, bu nedenle seçimin büyük olasılıkla ikinci tura kalacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ikinci turda adaylar yan yana gelecek, oturulacak, konuşulacak, demokratik parlamenter sisteme dönüş, herkesin uzlaşabileceği bir anayasa ve benzer taleplerle çıkılacak ortaya dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini ve Meral Akşener'i rakip olarak gördüğünü, bu nedenle tasfiye etmek istediğini belirtti. Bugün başkanlık seçimi olsa Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor. 2019'a giderken her türlü hukuk dışı yolu deneyecek. Rakip gördüğü herkese, salt benim, salt Meral Hanım açısından değil. Kimi önünde engel olarak görüyorsa onun bir şekliyle tasfiyesini isteyecektir. Onu sağlamaya çalışacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'yla da kendisi arasında bir bağlantı çıkabileceği yolundaki sözlerine ilişkin CHP üzerinden bir operasyon yapıldığını, kendisinin tasfiye edilmek istendiğini söyledi. Eğer yakında bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha! Kılıçdaroğlu, MİT tırları belgelerinin kendisinin talimatıyla verildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.